Madem öyle. Şimdi şurada bir dertleşek. Burası önemli. Şimdi şöyle bir üçümüz oturak yan yana. Şimdi bak gel yakınıma gel. Üçlü olsun resmimiz. Üçümüz de görünek hem de konuşak. Evet. Şimdi bak eğer, özür dilerim arkadaşım. Eğer hanımlar beni çok iyi dinleyin. Eşinizden ayrılmışsınızdır. Kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Sizin de yavrunuz vardır. Eşinizle görüşürsünüz. Hatta eşinizin kurduğu hayattaki onun eşine saygı duyarsınız. Onunla da ilişkinizi düzgün götürmeye çabalarsınız ve götürmelisinizdir de. Çünkü yavru vardır ortada. Hatta eşinizin de eski eşinizin, çünkü ayrılmışsınız, bitmiş gitmiş. Eski eşinizin eşi sizin için önemlidir de. Çünkü köprüdür, iyi ol, ne kadar iyi Kesinlikle. olursanız öyle. Ama eğer bir kadın başka bir kadın yüzünden terk ediliyorsa o kadınla hemen böyle sıcağı sıcağını böyle canım benim düğününe de gidelim şahit de olurum olmaz oğlum bırakın. Ama bir şey Şimdi bir söyleyeceğim. dakika bir dakika benim eşim diyelim ki Evet. beni bir kadınla aldattı bu da ayyuka çıktı. Ben o kadına ay canım ben düğüne de giderim. Ayrılmışım. Hayır yok böyle bir şey yok Ama ben ama ayrılmışız ama benim ama beni yok sen de evli barklı adamsın. Bırak şimdi kadın da karın da buradan dinliyor. Ya öyle değil mi? Bir dakika. Ama ayrılmışsın. Yollarınızı ayırmışsınız. Bitmiş gitmiş ve adamın hayatına birisi girmiş. Evlenmiş. Başımın üstünde tabii ki yeri var. Çünkü artık hayatlar ayrılmış. Ama benim yerime tercih edilen kadınla benim bu kadar canım ne kadar güzelsin olmaz. haklısınız. Bir şey söylemek istiyorum. Ben sonuna kadar hak veriyorum sizin söylediklerinize, teşhisinize de. Ama onun yaşadığı ve şov dünyasından biri Ben olduğunuz ondan için. bahsetmiyorum. O değil. Ya Evet, geçelim onu. evet. Bir kadın böyle bir şey yaşayabilir mi? Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Yani adam seni başka bir kadın için terk ediyor. Sen de bunu duyuyorsun. Konum komşum duyuyor. Sen de diyorsun ay canım ben daha düğününe de giderim. Yavrum. Böyle bir şey olabilir Onu mi? kabul ediyorum ama diyorum ki onun yerinde yani bu sanat dünyasında bulunan bir şahıs için onu bağlar. Bizi bağlamaz. Sanat dünyasında yaşanmıyor sadece bunlar. Geçen gün yine Aykut Işıklar'ın yazısını okudum. Diyor Evet. ki bazı kadın programları benim haricim mesela Serap Özgü TGRT'de var arkadaşımız Evet. program yapıyor. İnce Ertuğrul. Ya İnci evet çok da severim İnci'yi de Serap'ı da çok severim. İkisi de çok iyi arkadaşlarım. Diyor ki bu asıl bırakın sanatçıların ya da medyatik isimlerin hayatını yaşananları halkın içinde yaşananları görün. Orada o kadınları biz diyor dinledikçe ben diyor izledikçe İnci Ertuğrul'un geçen gün programında Kesinlikle. izlediğini yazmış Aykut Işıklar Kesinlikle. diyor ki dilim mi yuttum, dudağım uçukladı. İnanamadım yani bir kadın yeğeniyle evliyken yeğeni bilmiyor işte uzaktan bilmem nesiyle kaçıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Biraz da babaannesinin şeyine de benziyor. Bir de bir hanım çıktı anlattı biliyorsun. Uzaktan dedi akrabası yeğeni dediği kızla dedi kaç dedi geçen gün bir hanımefendi. Yani bunlar hayatta da var. Buradaki direkt hedefimiz Hülya ya da o bu değil. Kesinlikle değil, kesinlikle. Ama ben bana tercih edilen kadını alıp burada taşıyamam. Ama bitmiş gitmiştir. Herhalde hiç kimse taşımaz. Olmaz Peki yani. çok seviyorsa şimdi bir şey esas konuya tekrar dönmek istiyorum. Ben o adamı Siz çünkü seviyorsam hayatındaki kadını hiç kabul etmem. etmezsiniz. Olmaz. Peki ya, herhangi yaptığı bir aldatmayı kabullenebilir misiniz? Asla. Ama seviyorsunuz, çok seviyorsunuz. Yok abicim beni seven benim sevgim orada Ama Türk biter. toplumunda var. Ama Olmaz. Türk toplumunda bunlar Hayır, Türk toplumunda böyle bir şey yok. Aldatmadır ya. Aldatmanın yumuşatıcı bir yanı yok Hayır yani. hayır ama Türk toplumunda Adı bunu bile çirkin. söyledik. Bunu ekonomik özgürlüğü ayakları üzerinde duramayan kadın sineye çekmek zorunda. Ve bu var. Var, Bu evet. var. İçinizde şahit olduğunuz bu hadiseler yok mu hanımefendiler? Yani sineye çekiyor değil mi hanımefendi? Ha, sadece Kesinlikle. Anadolu değil her yerde var yapmayın. Ya Anadolu Anadolu deyip yani geçmeyin Türk evet. toplumunun Doğru her söylüyor kesiminde Cebrail her yaşanıyor. kesimde var. Anadolu deyip Kesinlikle. geçmeyin yani. Kesinlikle. Yani dolayısıyla Ali'ye konuya bağlamak Evet. istiyorum. Ali'ye ayakları üzerinde duran ve Aliye değil, çocuk Aliye dizi. Yani örnek o Sanem. anlamında ben tüm kadınlar için Evet. neden izlendi, niçin izlendi, niçin bu kadar izlendiğinin bir tahliline gelmek Evet. istiyorum. Ali'ye buradaki kadınlara ayakları üzerinde durmanın bir profilini ortaya çıkardı. Ve onu o kadını Sanem Çelik'i o kadar özdeşleştirdi ki bu hareketi orada aldatılan kadın, gerçek hayatta aldatan kadın konumuna gelince bunu sindiremedi. Bence bütün hadise bununla ilintilidir. Bence çok da abartmamak lazım.
Bill Clinton da efendim büyük bir başkandı. Amerika'yı temsil ediyordu. Efendim seçimle iş başına geldi. Devletin güvenilirliğini temsil eden bir başkandı. Peki bir kadınla ilişkisi ortaya çıkınca bunu kim affetti? Ne eşi, ne devlet yönetimi, ne bulunduğu içinde kabullenemedi. Bugün Uğur Dündar beyefendi tavuk reklamında niçin oynadı ve oynadıktan sonra niçin tavuk artışları bir anda arttı, satışları evet. arttı? İnandırıcılık, tabii, güvenilirlik tabii. bunlar çok önemli. Dolayısıyla ekran önündeki güvenilirliğiniz gerçek yaşamda da eğer devam ediyorsa halk sizi tutuyor. Yoksa öbür türlü biraz kabullenmekte zorluyor. Peki telefonumuzun diğer ucunda Semahat Bayındır hanımefendi var. Semahat Hanım. Alo. Semahat Hanım. Ama Eda bak beni böyle delirtmeyin böyle. Ne yapayım ben şey mi oynuyorum yani? Tıp mı oynuyoruz burada? Beni duyuyormuş da cevap vermiyormuş. Semahat Hanım. Evet babaanne buyur. Babaanneyi anlatayım. Babaanne bir arkadaşına çok acımış. Bak kızı iyi dinle. Bakın örnek alınacak hayatlar bunlar. Bir arkadaşına çok acımış. Yazık kadıncağız evet. geçinemiyormuş. Garipmiş, evet. dulmuş değil mi? Evet. Babaanne de sahip çıkmış. O zaman evet. eşi rahmetli olmamış. Babaanne çok bir yere gitmek durumu. Zorunda kalmış. Akrabası gelmiş komşusuyla kocası aynı yatakta. Öyle evet, konuşuyorlar. Maalesef. Ama. Evet maalesef. Hey babaanne sonra... Sedacığım bir şey sormak istiyordum. Babaanne dertli de ondan. He babaanne. Esra Akkaya sudan çıkmış ak kaşık mı? Ya hiçbirimiz değiliz ona bakarsan. Dördüncü evliliği. Hepimizin hataları var. Dördüncü evliliği yaşıyor. Ve bu sevgi denilen bir şey yaşamıyor bu. Nasıl? Evlilik yaşıyor. Olur mu? Ben evlilik yaşıyor. Sevmeden şöyle evlenir mi ayol insan? Şöyle yaşıyor. Hı. Maddi çıkar nasıl? İçin evleniyor. Demek ki dördüncü, üçüncüsünde de mi aynı şeyi kullandı? Dördüncü evliliğinden boşanmak istiyor ama oturduğu evi üstüme vereceksin benim bak, diyor. Bak bak bunlara bak doğru bugün gazetede sokakta böyle bir şey. Ama bakalım diyor. Kadın böyle bir şey dedi mi? Ama duyuyoruz, okuyoruz. Sokakta kaldım diyor. Evi diyor üstüme diyor versin diyor. Ben diyor bırakayım eve gidemiyorum kız diyor. Kız ev onların mıymış? Tapu kimdeymiş? Tapu kimde işte. Eşinde şu anda kocası yaşıyor. 4 senede 4 defa evleniyor. 4 senede 4 defa evleniyor. Nasıl evlenir ayol bir kere 6 ay evlenemiyorsun? Hayır yurt dışına gidiyor bayan. Yurt dışına gidiyor, geliyor tekrar da evsiz kalıyor, kocasız kalıyor. Ama evlilik eleştirilebilecek bir müessese değildir. Neticede evleniyor, birliktelik yaşamıyor ki. Tabii. Şimdi siz burada evlilik kurumunu evet. farklı bakıyorsunuz. Yani evlenmiş birliktelik mi yaşamış? Ama sevgi olsaydı bu şekilde konuşmazdı. Peki sevgi olmasa hayır, niçin sevgi evlensin? Sevgi olsaydı bu şekilde konuşmazdı. Evi istiyor diye mi böyle diyorsun? Ve bu sokmazlar ya kocasını beklerdi. Kadın da garantisini alacak yani cefasını çekmiş cefasını sürmeden. Evet garantisini alıyor. Ama hukuki anlamda ayrılan eşlerin biliyorsunuz evet. ki sahip oldukları tüm mal varlıkları yarı yarıya şimdi, yani eşittir. Canım dolayısıyla kardeşim, yani canım, buna niçin karşı canım çıkıyorsunuz kardeşim, onu anlayamadım. Canım beyefendi kadın da intikam peşinde ama daha evvel böyle eşler çift şeye şimdi ben kavuş... de size bir örnek göstereyim. Esra Akkaya'nın bir evliliğinde bu da bir söylenti kesinlikle bağlamaz. Esra Akkaya da birinin yuvasını yıkarak evlenmiş. Evet. Şimdi bu evet, söyleniyor. Yuva yıkadı. Şimdi bakın. Boşanmış. Hayır bunu reddetti kesinlikle. Yani bunu, boşanmış. Günah almayın. Ama yani hayır, hakkında hayır. hakkında bu türkü iddialara her yazılana da inanmak doğru ya, değil. Evet, Seda Hanım almayın. Da geçen gün bu konuda müzdaripti evet, evet. ve durumunu anlattı. Günah yani almayın. Aslında görsel basının da faydası var. Değil mi? Sizin ağzınızdan olanı direkt tabii, veriyoruz. Tabii eğer benim elimde böyle bir şansım olmasa şu anda evi istiyor. Bir saniye. Böyle bir şansım olmasa çıkıp bazı şeyleri anlatamam insanlar da okuduğuyla. Kalıyor ve her şeye inanmak evet. zorunda kalıyor. Ya da senin gibi arkadaşıma kardeşime geleceğim böyle bir şey yok. Kesinlikle. Bunu, kesinlikle. Anlatalım diyeceğim. Peki VTR'ye devam edelim. Bilmiyorum ama bir şekilde Türkiye'ye döndüm ve dönünce bu görüntülerle tabii günde çok defa karşılaşıyorum şimdi. Çok büyük şok oldu evet. Çünkü ben kocamı çok seviyordum. Onun da beni çok sevdiğinden eminim. Nasıl ayrıldınız? Nasıl sorularak ayrıldık. Hatta sabah önce işe gitti. Sonra set yakın dedi. Koşarak geldi ve karşılaşmak ne güzel dedik birbirimize kapının önünde. Köpeğimizi gezdirdik el ele. Sonra bana kocaman sarıldı. Keşke bir hafta olmasaydı daha kısa gitseydin dedi. Kendi rica etmişti benim tatile gitmemi de ama. Kudret'in kendi biraz sorunları vardı. Onlar bende saklıdır. Kudret'in her şeyi bende her zaman saklı kalacak.
da beni hiç korumadı ama ben onu her zaman koruyacağım. Onları yalnız biraz düşünmek istiyorum dedi. Ben de çık birkaç gün tatile dedim. Çalışıyorum nasıl gideyim dedi. Haklıydı, ben de oyuncuyum hani. İşin ne demek olduğunu biliyorum. Tamam ben giderim o zaman dedim ve kendime bir yurt dışı planı yaptım ve hiç istemeden çıktım. Kudret de bunu biliyor. Transfer uçağı kaçtı, yollarda kaldım. Bilmediğim bir ülkeden otobüsle lise gitmek zorunda kaldım. O sırada telefonda hep Kudret'le konuşuyorduk ve o bana çok merak ediyorum çekirge iyi misin çekirge çekirge verdi bana. Hep bunları soruyordu. Hani akşam öyle konuşurken telefonda ve 10 dakika aralı bir telefonda ben başka birinin benimle konuşuyor olduğunu fark ettim. Hani üzülmesin diye senin suçun değil bu, havaalanının, Alitalya'nın suçu yollarda kalmam demiştim. Ve ona büyük ayıya bakıyorum şu anda dedim. Çünkü o bizim evimizdi, büyük ayının altında birlikteydik. Büyük ayı mı dedi. Hatırlıyorum ama dedi. Yani başka biri konuşuyordu, o Kudret değil. O sırada yanında Sanem Çelik mi varmış? Evet. Ben de onun yanında biri var mı dedim ama niye dedim biliyor musun? Hani kötü olduğunu düşündüm ve yardım edecek biri var mı yanında diye düşündüm. Sonra Berna'yı aradım. Berna Kudret kötü bir şey olmuş bilmiyorum ne olduğunu, git onu kurtar dedim. Git onu al. Berna ne olmuş olabilir dedim. Bilmiyorum böyle konuşmaz Kudret, bir şey var git onu al. Nerede olursa olsun al. Ve Berna'yı inandırmak için şöyle dedim. Yolda canavar gördüm desem inanırsın değil mi arkadaşım dedim. Evet dedi, git onu al dedim. Gidip almaya kalkmış mı Berna? Evet aramış. Kudret onunla da çok kötü konuşmuş. Kapatmış. Sonra gece 3'te ben otelime varmıştım. Kudret aradı ve gene... Aşkım vardı mı oteline dedi. O sırada fotoğrafları çekilmişti, görüntüleri de alınmıştı. Zaten o telefon konuşması sırasında yanında başkası varmış. Gece 3'te aradı, aşkım vardı mı oteline dedi. Evet dedim. Kırıldım sana niye böyle... Duralım. Ayrıca önce bu görüntüleri bize verdiği için Show TV ana habere ve sevgili Defne Samiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi eşi diyor ki daha boşanmadılar. Şu an hala eşi değil mi Cebrail? Evet. Diyor ki beni aradığında yanında zaten malum kişi varmış, Sanem Çelik varmış. Çok üzüldüm. Ben de hatta dedim ki diyor yani yanında biri var mı? Bunu biraz önce kendi tabiriyle de dile getirdi. Diyor ki sana sahip çıkacak yani sana yardım edecek, yardımcı olacak biri var mı babında söyledim ama meğerse yanında o kişi varmış. Buna ne diyorsun Cebrail? Şimdi tabii... Ne yalan? Ay niye yalan söylüyorsun? Dördüncü de sıçrattı. Ay yani. İnanmıyorum. Ver bakalım. Yalan söylesin. Güle ver bakalım. Niye yalan? Şimdi evvela kavga edip de gitmedi ki o Fransa'ya. O zaten Berna'yla içinde kalıyordu. Berna'nın evinde kalıyordu. Berna'nın evinden gitti Fransa'ya. Kocası değil. Sevgi olsa gider miydi? Yollar mıydı? Bir dakika ben bir kavga için ara istiyorum. Ara istiyorum.